Merhaba değerli arkadaşlar, yine doğadayız. Bir bitkiyi daha sizlere tanıtacağız. Ekşi yonca olarak bilinen Oxalis corniculata bilimsel ismiyle doğada kendiliğinden yetişen bir yabani ot. Bu bitkinin arkadaşlar yonca türü olduğunu söyleyelim ve hayvan yemi olarak kullanılıyor. Ama yabanisi yine ekşi yonca türlerinden birisi. Bu sarı çiçekli olan, yine kırmızı ve beyaz çiçekli olan türleri de mevcut. Arkadaşlar ekşi yonca yabani bir yonca türü olup daha çok dağlık alanlarda, çayırlıklarda ve mera alanlarında gelişir. Yaprakları 3 adet ters yürek şeklinde, işte gördüğünüz gibi ters kalp şeklinde birleşmiş ve klasik 3 yaprakçıklı yonca yaprağını meydana getirmiş durumda. Hemen yakından bakalım. Bunun arkadaşlar bir önemli özelliği, fazla güneş gördüğü alanlarda kırmızı renge dönüyor ve kırmızımsı bir renk. Bu Oxalis corniculata'nın karakteristik özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiçekleri sarı renkli, görkemli, güzel. Yine yapraklarıyla birlikte arkadaşlar çok yoğun miktarda süs bitkisi olarak kullanılıyor. Bu nedenle süs yoncası da deniliyor. Özellikle pembe çiçekli olanı gerçekten süs bitkisi olarak çok yaygın kullanılmaktadır bu bitkinin. Bitkinin yaprak ve çiçekleri yenilebilir özellikte. İsimden de anlaşılacağı üzere değerli arkadaşlar şu şekildeki yaprakları limona andıracak bir ekşilik barındırıyor. Yani ekşi bir tada sahip. Bu nedenle özellikle salatalarda, yine ekşilik istenen yemeklerde kullanılıyor ve bu şekilde ve yine farklı bir aroma katıyor. Arkadaşlar C vitamini miktarı oldukça yüksek. Bu bitkinin de yaz, kış, her mevsim yapraklarını bulmak mümkün. Yazın ise çiçek açıyor. Değerli arkadaşlar, bu bitkinin dikkatli kullanmak kaydıyla şifalı özellik gösterdiği biliniyor. Neden dikkatli kullanmalıyız? Çünkü içerisinde birçok sağlıklı, faydalı bileşikler olmasına karşın oksalik asit denen bir madde bulunuyor ki bunun fazla alması bazı sıkıntılara yol açabilir. O nedenle dikkatli kullanmak gerekiyor. Dikkatli kullanmaktan kastımız doz aşımı yapmamak, çok fazla tüketmemek. Bunu kullandıktan sonra arkadaşlar bazı şifalı özellikleri elde edebiliriz. Yaprakları suda kaynatılarak elde edilen suyu tam bir antibakteriyel özelliğe sahip. Bu da böcek ısırıkları, yine yılan, akrep sokmaları gibi cilt yanıkları gibi durumlarda bu su kullanılabilir. Bitkinin taze yaprakları sıkılarak elde edilen bir öz su, birkaç damla da olsa arkadaşlar gerçekten çok etkili ve çıban iyileştirici olarak kullanılıyor. Yine çıbana benzer ciltteki bazı yaralarda da bunun öz suyu çok kullanıldığı biliniyor arkadaşlar. Çünkü içerisindeki oksalik asitten kaynaklı olarak. Yaprak ve çiçekleriyle de çay yapılıyor. Fakat burada klasik bitki çaylarından farklı olarak bunu kurutmuyoruz arkadaşlar. Kurutulduğu takdirde içerisindeki bileşikler tamamen yok oluyor. O nedenle taze yapraklarıyla veya çiçekleriyle çayını hazırlamamız lazım. Çay nasıl hazırlanır? Arkadaşlar yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar bunu doğruyoruz, kıyıyoruz. Kıydıktan sonra yaş halde bir dolusu tatlı kaşığı bir bardak suya koyuyoruz ve 2-3 dakika kaynatıyoruz. Daha sonra süzdükten sonra bu şekilde içilebilir. Çay içilerek arkadaşlar günde bir bardak bağırsak kurtları dökmede yardımcı olduğu biliniyor. Böbrek iltihabı ve idrar yolları hastalığını tedavi etmede kullanılmaktadır. Hazırlanan suyu ciltte tonik olarak uygulanarak özellikle egzema hastalığına karşı da kullanıldığı biliniyor. Bu şekilde arkadaşlar doğada bulunan ekşi yonca ismiyle anılan ve sarı çiçekli bu bitkiyi de böylece sizlere tanıtmış olduk.